Arkadaşlar merhaba, CryEngine 5 derslerine hoş geldiniz. Geçen dersimizde örnek proje yüklemeyi öğrenmiştik ve demiştik ki artık bitki örtüsünü oluşturacağız. İşte ağaçtır, çimendir vesaire. Bitki örtüsünü oluşturmaya başlayacağız. Bir harita yaptım. Sadece gördüğümüz dersler, yani direkt olarak bu kabartmalar ve arazi boyama. Bu kadar. Bunun dışında herhangi bir şey yapmadım. Şimdi bu haritamızı gittikçe zenginleştireceğiz artık. Ne yapmamız gerekiyor bu aşamada? Öncelikle tabii ki bu örnek projenin objelerini yüklemiş olmanız lazım. Yani bir önceki dersi seyretmeyenler varsa mutlaka ve mutlaka bir önceki dersi seyretsinler. Tools bölümüne öncelikle geliyoruz. Tools bölümünden Vegetation Editor diyor. Bakın zaten böyle bir kaktüse benzer bir işareti de var. Vegetation editörümüzü açıyoruz. Bu halde de tabii ki kullanabilirsiniz Vegetation editörü. Ama bunu şöyle çekip sağ ya da sola artık ne tarafı çekmek istiyorsanız şöyle ben merkezine bırakıyorum ki yeni bir sekme olarak oluştursun ve bunu ilerleyen zamanlarda da sık sık kullanabileyim diye. Şimdi bu alana geliyorum, Vegetation editör alanına. İster sağ tıklayıp Add Group derim, istersen şuradaki butonu kullanırım. Add Group diyorum. Bu grubun adı ne olsun? Ağaçlar olsun. Ağaçlar diye yazdım. Bu grubun üzerine sağ tıklıyorum aynı şekilde ve sol tıklayarak Add Object. Evet, şimdi istediğim objeleri atayabilirim. Buradan Natural görüyorsunuz. Doğal objelerimiz bu bölümde. Hemen buradan ağaçlar demiştim. Trees bölümüne geliyorum. Ve buradan artık istediğim ağaçları yükleyebilirim. Örneğin Palm Tree diyor. Çift tıklayarak açıyorum. Burada farklı ağaçlardan bulunmakta. Shift tuşuna basılı tutarak en sona da tıkladığım zaman bunların tamamını alacaktır. Ve Open diyorum. Evet, şöyle bakalım. Evet, gördüğünüz gibi hepsini aldı. Şöyle tıklayalım bir tanesine. Sadece bunda çalışma yapmak istiyorum mesela. Ya da öncelikle bir ayarlarını düzeltelim. Ağaçlar kategorisine direkt olarak tıkladığımız zaman alt tarafta gördüğünüz gibi bazı ayarlar bölümü bulunmakta. Bu işte size, işte boyutları, işte random rotasyon demek farklı yönlere doğru baksın ve random olarak atasın, rastgele olarak atasın anlamına geliyor. Bakalım başka ne yapacağız? Evet, şu blending ayarını değiştirmek istiyorum. Peki bu blending diye yazan nedir? Ne işimize yarayacak? Bununla arkadaşlar ağacımız hareketlenmiş olacak. Yani sanki bir rüzgar var gibi yaprakları titreyebilecek. Bunun rakamını istediğiniz gibi arttırabilirsiniz. Bir tornado oluşturduysanız ya da bir rüzgar oluşturduysanız ciddi bir şekilde bunun rakamını büyük verirsiniz. Ama normal güneşli bir gün rakamı 3 benim için şu an yeterli olacaktır. Ve ben şu anda örneğin şunu eklemek istiyorum. Paint butonuna tıklıyorum. Hangisini eklemek istediğimi seçtikten sonra hemen gördüğünüz gibi ekledik. Şundan, evet, gördüğünüz gibi bunu da ekleyebiliyoruz. Şöyle rastgele olarak şuradan birkaç tane küçük ekleyelim. Şundan large olarak evet ve şu alana da eklemek istiyorum yine.
İstediğiniz gibi yerleşimini ayarlarsınız. Evet, birkaç tane daha ağaç ekleyeyim ve çok fazla kasmadan diğer adımlara geçiş yapayım. Tamam, yeterli bu kadar. Şimdi ağaçları ekledik ama bitki örtüm benim yetersiz gibi geliyor. Bu arada şöyle biraz yaklaşalım. Yaprakların titrediğini göreceksiniz. Tabii ki o bending ayarını biraz daha arttırırsak daha fazla titriyecek. Hatta gövdeden bile titredi oluyor bazı ağaçların. Şimdi biraz daha zenginleştirelim. Tekrar bu bölüme sağ tıklıyorum. Add Group diyorum. Ve buraya Grass ya da Türkçe yazalım. G Men. Ya da ot. Artık nasıl yazıyorsanız. Yine üzerine sağ tıklayıp Add Object'e sol tıkladım. Ve tekrar Natural. Bakalım bushes olur. Ground olur. Acaba şu trees içerisinde var mıydı ya? Yok, orada yokmuş. Şu ground'a bakalım. Evet, ground'da grass bulunmakta. Field grass vesaire. Burada birçok farklı türünü görebiliyorsunuz. Grass'a tıklayalım. Bakalım. Şunu alalım. Rastgele olarak alıyorum arkadaşlar. Evet. Bunlar bana yeterli olacak. Bunun da bending ayarını 4 yapacağım. Random rotasyon yapacağım. Tamam. Diğer ayarlarıyla oynamamak gerek yok. Hepsi bir seçili olarak kalırsa paint dediğim zaman şu radyosunu istediğim kadar büyütebiliyorum. Şöyle dediğim zaman gördüğünüz gibi çimenleri de eklemiş oldum. Ya da çimenler rastgele olmasın. Şöyle ben biraz göreyim diyorsam da böyle de eklemem mümkün. Şöyle biraz küçültelim. Evet, gördüğünüz gibi böyle istediğim alanlara boyar gibi eklemem yine mümkün. Şöyle boş bir yere geçeyim. Şöyle. Evet, gördüğünüz gibi gayet güzel çimen ekleniyor. Hepsini seçeceğim ben ve karman çorman bir şekilde, hatta sık bir şekilde eklemek istiyorum. Şu bir değil de 10 olursa çok mu büyük olur? Olmaz. Tam benim istediğim gibi olur. Ve tek türden de ekleyebilirsiniz. Bunun uzunları var, kısaları var. Böyle şu kurulardan var, yemyeşil olanlardan var. Haritanıza göre biraz daha, şimdi ben biraz aceleyle yapıyorum ama özenli yaparsanız çok daha güzel bir haritaya ulaşırsınız. Bu arada arkadaşlar sağ üst köşede bir tane anket bulacaksınız. Videoda sağ üst köşede bir bildirim bölümünde anket bulacaksınız. Onu işaretlerseniz çok iyi olur. Çünkü anket şunun üzerine kurulu. Hangi oyundan yapmak istediğinizi merak ediyorum ben. Açıkçası. Nasıl, hangi türde bir oyun yapmak istediğinizden bunun bilgisini almam gerekiyor. Evet, şöyle gelelim. Mesela arkadaşlar bununla bitti mi bitmedi. Mesela şu alanda ben fazladan koydum. Olmasını istemiyorum. Şuradaki race bunu halledecek. Hemen şöyle gelelim. Evet, gördüğünüz gibi o alanı silebildim. Tabii ki radyosu daha düşük yaparsam benim için daha iyi olacaktır. 5 yapalım radyosunu. Böyle daha kolay bir şekilde çalışırız. Mesela şu alanı istemiyorum. Evet. Böyle iyi gibi. Şu alanlarda istemediğim vardı. Şuraları mesela fazla. Buraları istemiyorum. Daha küçük fırçalarla çalışırsak daha sorunsuz bir şekilde olur.
Evet, şöyle bir bakalım yeni haritamıza. Yani az önceki hali, şimdiki hali arasında ciddi farklar var, değil mi? Evet. Ama daha da fark olabilir. Nasıl olabilir? Bu bölüme ölü ağaçlardan da ekleyebiliriz. Yerde yatan kütüklerden, odunlardan da ekleyebiliriz. Böylece daha güzel olur. Daha farklı olur. Bitki örtümüz diyelim. Şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi yerdeki çimenler de gayet güzel titriyor. Hatta şöyle oyun ekrana girelim mi? Evet, gördüğünüz gibi gayet güzel. Tabii ki zeminin de uyumlu olması lazım. Çimenlere. Evet arkadaşlar, diğer harita detaylandırmalarını da artık yavaş yavaş geçeceğiz sonraki derslerde. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.